Bu videoda 1450 VP veriyorum bir kişiye. Kanala abone olup videoyu beğenmen, bir yorum atman yeterli. Önceki videonun kazananı şu an ekranda Discord'dan bir admine veya moda yazabilirsin. YouTube'unu Discord'a bağlayıp bu kadar video. Arkadaşlar, Burak oyunda tier list yapıyorum. Bunu neden bu kadar istediğinizi bilmiyorum. Lütfen her gördüğünüz yerde bana tier list yap yazmayın. Silahın namlusu hep karanlıktır. Bence fena değil. Çünkü böyle bir şey, anladın mı? Hani felsefik. O yüzden şuraya koyuyorum çünkü bence güzeldi. Fena değildi. Sponsorlu bölüme geçme vakti. Şimdi size V2 ve V3'te e-sporcu tasarlanmış ilk, evet ilk, uzay shooter oyunundan bahsedeceğim. Star Heroes. Şu anlık sadece lobby sistemiyle 5vs5'e kadar oynanabilen Star Heroes yakında alfa sürümüne geçiyor. Bu geçişle beraber de aylık olacak şekilde onlarca büyük ödül ve turnuva getiriyor bizlere. Hatta bu turnuvalardan bazıları sadece Türklere özel olacak. Bizi bu kadar düşükleri için de teşekkür ederim. Oyunun mantığına da alışık olduğunuzu biliyorum çünkü beni izliyorsunuz. Bu da demek oluyor ki Valorant oynuyorsunuz. Oyunda bu mantıkta Valorant ve CSGO gibi rekabetçi bir takım oyunu üzerine dönüyor. Bunu iyi bir şekilde yapıp takımınıza zafer kazandırabilirseniz de görevlerden ve sezon ödüllerinden skinler kazanıyorsunuz ve uzay geminizi geliştirebiliyorsunuz. Bu çok hoş bir devamlılık sağlıyor bence. Oyunun en heyecan verici detayı bence yapımcı ekibin Witcher 3 ve Cyberpunk 2077'nin yapımcı stüdyosu olan CD Projekt Red'den çıkmış kişiler olmaları. Hem turnuvalardan hem de oyun içinden kazandığınız varlıklarınızı satarak nakit ödül kazanabileceğiniz Star Hero 28 Şubat'ta alfaya geçiyor. O yüzden açıklamadaki linkten sunucularına katılıp web sitelerine gidin ve yerinizi alın derim ben. Star Heroes'a video sponsor oldukları için çok teşekkür ederim. Videoya devam ediyorum. Bay bay. Kevgire çevirdim. Zavallılar. Elinizi taşın altına koymadınız be. Var mı lan başka isteyen? Alayınız gelsin, yine gebertirim. Acayip gaza geldim. Var mı lan başka isteyen? Ben varım Polat abi. Kesinlikle burada Breach. Bunun tartışması bile yok, tamam mı? Asla yok. Breach direkt ayrı bir tier. Onun altından başlıyor bu liste. Yani en üstte o var. Çünkü Allah aşkına kaç para verdiniz lan bu adama? Ya çok seviyor işini ki hepsini seninle eminim. Yanlış anlaşılmasın. Ama sanki Breach biraz daha böyle bilmiyorum. Bilmiyorum, beni de öldür. Keserim topunuzu. Bu alemin kralı benim. Daha ölmedik. Bence bayağı kötüydü. Keserim topunuzu bir tık böyle şey katmış olabilir orada. Yaşlı ya oradan. Aslında ama deseydi ki mesela. Hep sonradan gelir aklın başıma. Hep sonradan sonradan. Mesela bunu deseydi Ahmet Kaya'ya daha uygun olurdu. Topunuzu keserim Ahmet Kaya'ya karakteristik olarak çok uymamış bence. Ben buna ufak bir tebessüm koyarım. Çünkü hani... Gösteriyi beğendiniz mi? Tabii beğendiniz. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Gerçekten muhteşemim. Bir şey soracağım. Riot Games Türkiye. Bilerek mi kötü yapıyorsunuz bunları? Çünkü ya bunu demek istemiyorum ama sanki ben olsam daha iyi yaparım. Lütfen. Niye beni altınca kaza getirmiyorlar ki? Karakterine uygun. Şimdi gidip böyle Chamber'ında evet gerçek yüzüm yapmasını beklemiyorum. Aslında Chamber karakterine uygun. Biraz daha böyle hani sofistike. Baget. Fransız. Bonjour. Bonjour da. Merci beaucoup. Yiyiniz. Hepiniz. Evet. Ben bu ufak bir tebessüm. Çok kötü değil. Çünkü karakterine uygun. Ağırbaşlı. Sakin. Biraz kendini beğenmiş. Uygun aslında. Güzel. Siz ölürken hiçbir şey hissetmedim. Heyecan bile. Benim bir katil olduğumu bazen unutuyorsunuz. İlk dediği güzel bence. Bir şey hissetmedim. Çünkü sapık ve akıl hastası gibi bir adam olduğu için Cypher. Oyuna küfür ettiğinde IP adresini sana chatten yazan bir insan tanımında Cypher. O yüzden sapık rolüne biraz uyuyor. Soğukkanlı bir katil çünkü bu. Anladın mı? Bence buraya koyuyorum. Çünkü diğerlerine oranla biraz daha karakterine de uygun. Hem de böyle sapık olduğunu çok dile getirdim. Anladığınız gibi düşünüyorum artık, yeter. Rüyalarınız yalan oldu. Ben de demedim mi size ya? Ben bunu anlamadım. Rüyalarınız yalan oldu, fena değildi. Hani orada bir şey daha ekleseydi. Rüyalarınız yalan oldu. Çünkü ben McDonald's gibi. Ya çok beğenmedim açıkçası ya. Bu kadar da kötü demek istemiyorum ama diyorum. Belki İngilizce'de daha iyidir. Türksün, bir mehter marşı gitmez miydi mesela? Beladan sonra bir dombura gitmez miydi mesela belki?
Tarih onları unutacak. Ne bekliyorlardı ki? Replik çok iyi değil ama sesi güzel diğerlerine göre. Daha böyle bir, ben galiba biraz daha şey seviyorum ya sesleri. Gaz. Hafif böyle bir gaz var ya sesinde. Diğerlerine mesela Brimstone topunuzu keserim. S**ler lan. Anladın mı? Yani çok da korkutmuyor. Ya da bir karşıya rakibe bir zeval vermiyor. Harbour o yüzden dingling hindi. Çok ırkçı. Allah belanı versin bunu. Bunu buraya koyuyorum. Çünkü güzel bence diğerlerine. Hani ufak bir de böyle kadar kötü değil. Ne oldu? Yüzünüz düştü. Bunu biliyorum çünkü videoda söylemiştim ben bunu bir kere. Seslendirme. Ne oldu? Yüzünüz düştü. Lütfen videoyu ben. Çok kötü bence. Yüzü falan düşemez çünkü, anladın mı? Zaten hepsi ölmüş. Yüzü düşecek biri kalmamış karşıda. Bu kadar gerizekalı bir replik olamaz. Ne oldu? Yüzünüz... Hepsi ölü. Yüzü düşecek biri yok karşıda. Beni biraz sinirlendiren bir durum oldu bu. Ben böyle mantık hatasına gelemiyorum kardeş. Orada ne diyecek mesela Jet, ne diyecek orada? Bıçaklarımın tadına baktın adamım. İnfaz bölgeme yaklaşmayın. Ne düşündüklerini biliyorum. Otonişan. İşte bunun için tasarlandım. 1 ve 3. söylediği dandik. Ne düşündüklerini biliyorum. Otonişan bence komik. Bence hoş bir tat katmış. Yani İngilizce'de daha iyidir. Aimbot falan diyordur. Otonişan diyen bir insan görmedim. Oyunda hile gelince hiç otonişan var adamda dedin mi? Ya da böyle bir duydun mu? Ben bunu İngilizce olarak düşünüyorum. Genel mantık olarak düşünüyorum. Söylediği şey değil. Bence komik. O yüzden ben bunu buraya koyuyorum. Hoşuma gitti. Yani ben bunu duysam gülerdim. Hiç bela atamıyorum ama çok kötü oynadığım için hiç duymadım. İlk defa duyuyorum. Aldınız mı teknik desteği? Alman kadın. Bunu bence Harbour'ın demesi gerekiyordu. Çünkü Hintli. Bence ne demesi gerekiyordu? Killjoy'un. Nine, nine, nine. Ciddiye alınca böyle oluyor işte. Daha da buraya gelmeyin. Helen TV. Çok cacık. Onun yerine ne diyebilirdi mesela? Nasıl da bız cızlattım. Benim adım Helen TV. Canikolar. Cız. Adamı böyle s**erler. Tüm ajanların bir tane repliği olacak bela attığında. Adam böyle siz birer hiçsiniz. Hiç. Karakterine uygun bence. Sakin, hani soğukkanlı. Ne yapacaktı Omen? Yani ya Omen bela atınca heyecanlanacak bir tip değil. Çünkü zaten ölmüş, korkunç bir adam. Orada bela attıktan sonra ne oldu? Yüzünüz düştü falan demesini zaten beklemiyorum. Ya da böyle Breach gibi bağırmasını, üstünü yırtmasını, soyunmasını. Bence bu kadar da değil ya. Şurada ama. Yani karakterine uygun ama çok hafif ya. Omen'in her şeyi çok hafif ki. Omen hiçbir zaman beni gaza getiren veya mutlu eden bir şey söylemedi şu ana kadar. Allah da kahretmesin seni be adam. Bak bela bile okuyamıyorum sana, gördün mü işte. Çok üzüyor beni. Şeret, güzel bir şeydi sen. Sıradaki gelsin. Aa, kalmadı mı? Tüh. Anneniz ateşle oynamayın demedi mi? Biraz cringe. Ya bunu ben ya şu arada bir yerde anladın mı? Çok hani leş de değil. Tatlı böyle. Yine hani boş. Ya Phoenix zaten şey ya. Hani bir şey olunca aynen kanka tamam falan diye böyle sırtına vurup. Bak bakayım sen, ben şey B'de miyim? B site'a bak. Tamam. Tarzı bir adam. Hani çok muhatap alınacak biri değil gibi. Biraz işin goy goyunda. Çok da bir şey dememek lazım çocuğa. Bilmiyorum. Bir de bugün çok parça tesirliyim. Hepiniz gelin. Bütün dünya gelsin. Bak sadece ilkin deseydi seni şuraya koymuştum karı. Ama son dediği bence güzel. Tatlı da bir sesi var, böyle bir hani enerjik. O yüzden buraya koyarım bunu. Hani güzel. Yeterince güzel. Şuradan belki aşağı eksiltecek bir şeyler olabilir. Breach'in tadına gelemez ama ya. Breach'in tadına hiçbir şey gelemez. Diz çökün. Anlamsız bir son. Huyum kurusun. Bir şey isteyince alıveriyorum. Teşekkür ederim. Açlıktan ölüyordum. Ben bir hata yaptım gibi geliyor. Bunlar hiç bela sizi gibi değil. Belki ilki biraz. Diz çökün. Tamam. Fena değil. Şuraya falan koyarım. Çünkü hani böyle çok da gaza getirmiyor. Bence burada yeri iyi. Sage sen ne düşünüyorsun kardeşim? Bir kılıçtım bugün. Her şeyi ben mi yapacağım? Çok doğru söylediğin için seni de buraya koyuyorum. Dinlemeyeceğim bile. Hadi görüşürüz. Elimden kat kat fazlası gelir biliyorum. Sky'ın bela repliğini düzgün bulamadım. Yani kötüydü bulduğum. Başka bir şey diyorsa bilmiyorum. Benim bulabildiğim buydu sadece. Sky'de hiç bela atmadım galiba. O yüzden burada bile düşünüyorum şu an seni. Elimden kat kat fazlası gelir. Daha ne yapacaksın? 8 kişi mi vuracaksın? Zaten 5 kişi var anasını satayım. Onlara vurmuşsun. Geliyorsa da yap anasını satayım. Yani boş, anladın mı? Çok boş. Hadi tamam geçiyorum bunu ya. Hiç açıklayamıyorum bile. Bu kadar mısın? Hepinizi delip geçerim. Kimse kaçamaz. Bir daha görmeyeyim. Bu mu yani? Yok mu daha gelen? Kaçışınız yok. Sova, yeni aşklarımdan biri. Bence sesin o ufak gazı. Hepinizi delerim, geçerim, s**erim. O güzel bence. Onu buraya koydur. Hatta başa falan koyacağım bunu. Biraz Sova'ya karşı ufak şeyim. Yanıklıyım. Kötülük istediniz. Alın size kötülük.
Sen line-up'ına git bacım. Çok fazla bu işlere karışma bence. 5 tane daha gönderin, bir daha yapalım. Bir şey diyeceğim. Şunun İngilizce halini bir dinlesek olur mu ya? Yani farkı gör. Hiç birinde yapmadım bunu. Sadece bunu yapmak istiyorum. Send 5 more. We can do this again. O İngilizce'deki gaz asla yok burada. O yüzden puanını buradan kıracağım yorucum. Hani şuraya falan koy. Yani eline alıp okumuş biraz gaz ver ya. Oradaki. Ya da bak ne diyebilir biliyor musun mesela? Bilmiyorum. Evet, liste böyle oldu. Çok bir şey değiştiremiyorum çünkü hepsi kötü. Sadece Breach güzel. Ya bu oyunda sadece Breach'i mi belasesi güzel olur ya? Allah aşkına. Valorant'ın bence Türkçe'de, yabancı dillerde değil İngilizce'de sadece biliyorum. İngilizcesin çok iyi bence. Ama Türkçe'de biraz böyle bir eksiklik var ya. O gaz eksikliği var. Ya daha güzel yapılabilirmiş. Ben olsaydım keşke. Ben yapsaydım seslendirmeleri. Bir kere ben yapsam olur mu? Bir dahaki hacan ne olur ben yapayım ya. Vallahi bak çok iyiyim. Bir dahaki hacan ne olur ben yapayım. Ve bir dahaki hacan Türk olsun, üstü doğrudan olsun mesela. Öyle yeteneklerini sayıyorum. Q'su rakibi öldürüyor direkt dokunduğunda. Ama yanına gidip dokunman lazım. W'su bir rakibin yanına gidiyor anında, istediğin rakibin. E'si bir rakibin yanına gidiyor ve Q'sunu sıfırlıyor. Ultisi map'teki herkesin yanına gidip hepsine Q atıyor. Bir değerlendirmenizi ben gerçekten gönülden isterim. Çok teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Benim adım Yüksel Toksöz. Killjoy'un bela sesine ben bir soksöz.